Merhaba arkadaşlar, bu videoda sizinle birlikte hiçbir masaüstü programı kullanmadan, yani bilgisayarımıza herhangi bir program indirip kurmadan, tamamen online servisleri, web siteleri kullanarak adım adım nasıl hareketli animatif yapay zeka avatarı yapılacağını anlatacağım. Bu avatarı arkadaşlar isterseniz YouTube videolarında, isterseniz reklam görsellerinde, isterseniz sosyal medya postlarınızda kullanabilirsiniz. Bundan para kazanmanın da pek çok yolu var. Bunlardan bir tanesi içerik üreticiliği, ikincisi reklamlarda insanlara ilginç gelen bir figür oluşturmak için kullanabilirsiniz. Yani çok amaçlı bir kullanım alanı var arkadaşlar bu avatarların. Bu sitelerde de herhangi bir ücret yok, en azından ilk çalışmalarınız için. Sonrası için tabii ki bir şeyler istiyorlar ama cüzi ücretli şeyler. Ve üyelik prosedürleriyle de uğraşmıyoruz. Hemen Gmail hesabımıza arkadaşlar hepsine giriş yapıp kullanabiliyoruz. Hemen lafı uzatmadan başlayalım. Öncelikle Midjourney'e gideceğiz. Bakın arkadaşlar, benim dün yaptığım, deneme için yaptığım bir görseldi. Şu prompt'u kullanacağız. Ben bunu video açıklamasına da yapıştıracağım. Kolaylıkla kopyalayıp yapıştırabilmeniz için. Ne yapıyoruz arkadaşlar? Her zamanki gibi Midjourney'de Imagine komutumuzu kullanıyoruz. Bu arada Midjourney kullanmayı bilmiyorsanız bununla ilgili A'dan Z'ye eğitim verdiğim videolar var. Onların da linkleri video açıklamasında olacak. Öncelikle Midjourney'i nasıl kullanacağınızı öğrenin. Daha sonra buraya gelip devam edin arkadaşlar. Ya da anlıyorsanız direkt buradan da devam edebilirsiniz. Evet, şu üstteki promptumu buraya yapıştırıyorum. Evet, bu sefer yeşil bir tişört giyiyor dedik. Evet arkadaşlar, fena olmayan örnekler ortaya çıktı. Kızımızın yüzü biraz asık ama yapacak bir şey yok. Şu anda elimizdeki malzeme bu. Hemen bunun bir de varyasyonlarını üretelim. Bakalım güzel bir şey çıkarabilecek mi? Hemen V3'e tık. Şu anda görselimiz tamamlandı. Varyasyonlar arasında ben çok böyle deli bir fark göremedim. Yani çok hafif farklar var. Ekrana en çok gidecek olan geniş yüzlü fotoğrafı seçmek istiyorum. Bunun için de hemen yapmamız gereken şu U2'ye tıklayıp bunun büyük versiyonunu almak arkadaşlar. Evet, fena olmayan bir görsel elde ettik. Tek sorun şu, hafif yan duruyor. Bu da konuştururken bize biraz sıkıntı yaratacak. Tam karşıdan olsaydı çok iyi olurdu. Ama şimdi çok da vaktim yok açıkçası. Bununla bir şey yapacağım ama siz görsel yaparken birkaç farklı deneme yapın. Ve böyle tam karşıdan size bakan, yani cephesi tamamen size dönük olan bir avatar görselinden faydalanın arkadaşlar. Şimdi yapmamız gereken bunu tarayıcıda aç demek ve dosyamıza farklı kaydetmek. Bu görselin arka planını temizleyerek devam edeceğiz. Bunun için de faydalanacağımız site. Siteyi bulmak için şöyle yazıyoruz. Adobe Express Tool Background, Adobe Express Remove Background Tool araması yapıyoruz. Ve hemen bakın şurada Free Image Background Remover sonucu var. Buraya tıklıyoruz. Tabii ki bizden giriş yapmamızı istiyor arkadaşlar. Hemen buraya Google hesabımıza giriş yapıyoruz. Sign in bölümünden. Buraya geliyoruz ve Upload Your Photo bölümünden fotoğrafımızı hemen şuraya ekliyoruz. Az önce yaptığımız avatarı. Avatarı buraya yükledikten sonra bekliyoruz ve background'ı şu anda temizliyor. Bir dakika içerisinde bu işlemi halledecek. Şu an kırmızı yapmamızın sebebi daha iyi ayrıştırması. Saçlarda hafif kızıllık kaldı ama çok garip durmadı. Daha sonra Customize butonuna tıklıyoruz. Biraz daha ayarlama yapacağız. Şu anda yüklenmesini bekliyoruz. Evet, resmimiz yüklendi. İstersek biraz daha şöyle köşesinden tutup bunu büyütebiliriz. Evet, şu ayarı yapalım. Şurayı doldursun. Gördüğünüz gibi arkadaşlar arka plan kırmızı. Şimdi bunu değiştirip yeşil yapacağız ki daha kolay biçimde ayrışabilsin. Color'a geliyoruz ve buradan bir yeşil tonu seçiyoruz ama bu yeşil değil arkadaşlar. Şöyle biraz daha bir green screen tonu seçeceğiz. Tamam. Bu da okey. Daha sonra resmimize tekrar tıklıyoruz. Burada yapmamız gereken bir iki tane küçük ayar var. Enhancements bölümüne tıklıyoruz ve kontrastı biraz arttırıyoruz arkadaşlar. Daha gerçekçi görünmesi için. Şöyle hafif de brightness veriyoruz. Saturation'ı da hafif arttırabiliriz biraz daha renkli olsun diye. Renk sıcaklığı da buradan yine ayarlayıp daha solgun ya da daha sıcak bir tonda yapabiliriz. Yapacağımız bu kadar. Daha sonra işimiz bittikten sonra bakın tamamen ücretsiz download'a tıklıyoruz. Ve bunu PNG formatında indiriyoruz arkadaşlar. Daha sonra bunu da kopyalayıp buraya koyduk. Ne yaptık? İlk aşamada Midjourney'de avatarımızı yaptık. İkinci aşamada da arka planı temizleyip green screen haline, kolay temizlenebilen hale getirdik. Bundan sonra yapacağımız işlem de şu. ChatGPT'ye gideceğiz ve bir sunum yazmasını isteyeceğiz. Tabii kendimiz de yazabiliriz. Çok zor bir şey değil ama ChatGPT'ye yazdırmak çok daha mantıklı. New chat diyoruz. Evet. Kendi ağzından sunacağı bir video giriş cümlesi yaz dedim. Şimdi bunu söyleteceğiz arkadaşlar. Bu da hazır. Bunu istersek text dosyasına yapıştırabiliriz. Bir sonraki aşamada da yapacağımız şey şu. DD Animate var arkadaşlar. Burada da karakterimizi canlandıracağız. Bunda da deneme sürümü var ve ücretsiz yapabiliyorsunuz. Ücretler de çok yüksek değil o kadar. İşte buraya geldikten sonra yapmamız gereken create video demek. Şuraya arkadaşlar sunumumuzu yapıştırmak neredeydi? Evet, şurada ChatGPT'miz var. Aldık.
Buraya geldik. Şuradan Türkçe veya İngilizce seçebiliyorsunuz. Farklı dillerde de sunumlar yaptırabilirsiniz. Ve buradan da kadın ya da erkek sesi seçebiliyorsunuz. Ben Emel'i seçiyorum. Style seçemiyoruz. Normalde sunumun türlerini işte ciddi, esprili şeklinde falan da seçebiliyoruz. Ama burada olmuyor. Çünkü şu anda ücretsiz sürümdeyiz. Bunu seçtikten sonra Ad bölümünden resmimizi yükleyeceğiz arkadaşlar. Tabii bizden giriş yapmamızı istiyor. Hemen Google hesabımızda kolay biçimde giriş yapıyoruz. Tamam, Ad bölümünden de fotoğrafımızı yükleyeceğiz. Yeşil olanı arkadaşlar. Yüklüyoruz. Şunu da tabii ki Emel olarak seçelim. Karakterimiz buraya geldikten sonra yapmamız gereken Generate Video demek. İkinci kez Generate butonuna tıkladıktan sonra bir süre bekliyoruz ve 1 dakika içerisinde videomuz hazır oluyor. İşte videomuz burada arkadaşlar. Tıklayıp izleyelim. Merhaba arkadaşlar, ben Merve. Şimdi videoya geçelim. Keyifli bir şeyler anlatıyor ama yüzü çok asık. Karizmatik olsun dedik, o yüzden böyle oldu. Ben şimdi size göstermek için çok inceleyip sık dokunmadan yaptım bunu. Biliyorsunuz ilk başta bu karakteri Midjourney'de oluşturmuştuk. Siz o sırada prompt olarak işte neşeli, mutlu yüz ifadesi gibi eklemeler yapabilirsiniz ki yapın bence. Yoksa böyle asık suratlı çıkıyor. Tamam, şimdi bu karakterimiz oluştu. Peki bunu arka planı nasıl temizleyebiliriz? Yani arka planına mesela bir ev görseli, bir ofis görseli, ne bileyim bir açık hava park görseli falan nasıl ekleyebiliriz? Hemen bunu da yine pratik biçimde yapabileceğimiz bir site var. Şimdi oraya gidiyoruz ama öncelikle videomuzu indireceğiz. Download diyoruz. Videomuzu da ekledik arkadaşlar. Şu anda arka plan temizliği için hazırız. Descript sitesine geldik. Bunların linklerini ben video açıklamasına ekleyeceğim. Oradan yürüyebilirsiniz. Şimdi burada Get Started for Free diyor. Buraya tıklıyoruz. Ve ücretsiz bir başlangıç için yine Google hesabımıza giriş yapıyoruz. Ve hemen burada bakın bir proje alanı açılıyor. New Project deyip hemen ve proje tipi seçip Done diyoruz. Şimdi bu site üzerinde bu bazen sıkıntılı çalışabiliyor. Hani en başta şey dedik, program kurmadan yapacağız dedik ama kurmamız gerekebiliyor bazen. Şuradan Download the Script app'i var. Buraya tıklayıp hemen Microsoft için indirebiliriz. Zaten Exe'si iniyor. Korkmayın, herhangi bir sıkıntısı yoktur. Ben kullanıyorum bunu. 156 MB'lık bir dosya bilgisayarınıza iniyor. İndikten sonra da onu çalıştırabiliyorsunuz. Çünkü web versiyonunda maalesef şöyle tıkanıklıklar oluyor arkadaşlar. Herhalde masaüstü uygulamasını, programını indirmeye teşvik için bunu yapıyorlar diye düşünüyorum. Kurması çok basit. Hemen şuradan Descript Setup'a tıklıyoruz ve kurulum başlıyor. Şimdi buradan tekrar sign in dememiz gerekiyor. Yeniden video projesini seçiyoruz. Şu anda projemiz oluşmak üzere. Evet. Şimdi burada bir isim verelim. AI avatar diyelim. Start from a template bölümü var. Buradan title seçeceğiz. Tree'ini bu şekilde yapıyorum ben. Alanı açması için bir trick yapıyorum. Evet. Şimdi buraya sürükleyip bırakarak o videomuzu ekleyeceğiz. Sürüklüyoruz. Buraya bırakıyoruz. Şuraya bırakalım. Şuradan itibaren gelsin. Şu anda videomuz ekleniyor. Evet. Videomuz geldi. Yapmamız gereken arka planı temizlemek. Efekt bölümüne giriyoruz. Burada bakın hemen green screen diye bir seçenek var. Buna tıklıyoruz. Ve bekliyoruz. Şimdi arka planı temizleyecek. Bu biraz vakit alıyor. Sabırlı olun. 1-2 dakika bekleyin. Arka planımız da şu anda silindi ve gayet iyi bir görüntü elde ettik. Şu anda arka plana bir şey atabiliyoruz. Bu arada kızın kıyafetini yeşil yaptığımız halde bu platformun yapay zekası o kadar güzel bir şekilde ayırdı ki kızın herhangi bir yerini kesmedi arkadaşlar. Aslında başta hata yaptık. Yani yeşil kıyafetli bir avatar oluşturmamamız gerekiyordu. Çünkü arka planı silip green screen yapıyoruz ve yeşiller birbirine karışıyor normalde. Hani bunu bir videoda yapsaydık yeşil giyen birini green screen'in önüne oturtup video çekseydik ayvayı yemiştik. Temizleyemezdik o şeyi. Çünkü arka planla beraber kıyafeti de gidecekti. İşte kenarlarından tek tek dekupe gibi işte kalem aracıyla falan seçmezsek eğer. Yani bayağı zorlayacaktı işi ama burada gördüğünüz gibi karakter yeşil giymesine rağmen gayet güzel bir şekilde temizledi. Şimdi arkadaşlar şu title'ı bir silelim. Placeholder var burada bir tane. Bunu siliyoruz. Ve resmimizi sürükleyip şuraya bırakıyoruz. Evet, şu anda bıraktık arkadaşlar. Resmimizi sürükledik. Tıkladığımız zaman ikisi beraber oynuyor. Hafif bulanık bir arka plan da yapabilirsiniz. Arka planla beraber buradaki timeline'ı da uzatabiliyoruz. Böyle bir güzellik var. Şöyle uzatalım. Sağa doğru kaydırıp uzatıyoruz. Bunu böyle bir süre yapacağız. Bayağı uzun bir video olmuş aslında. Burada da işimiz bittikten sonra bakın ne yaptık? Bir katmana daha sürükledik, arka planı bıraktık. Ve şunun üzerine tıkladığımız zaman görüntü geldi. Burası biraz gıcık, uğraştırabilir sizi ama oturuyor önünde ya da sonunda. Eğer burada başka bir alan yoksa sürükleyip bırakabileceğiniz sağ tıklayıp şöyle at scene at play heat de tıkladığınız zaman şurada bir alan daha açıyor ve resminizi buraya sürükleyip bırakabilirsiniz. Evet, işimiz bittikten sonra publish'e tıklıyoruz. Buradan çözünürlük seçiyoruz ama 1080 ve 1400p'lerde
maalesef ücret istiyor. 720p olarak bunu indirebiliyoruz. Tabii eğer biliyorsanız bunu green screen nasıl yapılır diye araştırın. Pek çok farklı programda green screen temizleme işi de yapabilirsiniz. Yani buraya ihtiyacınız yok. Tamam, Publish'ı işaretlendikten sonra videoyu klasörümüzü seçerek kaydediyoruz. Hepsi bu kadar. Şimdi klasörümüze gidelim. Hemen şimdi videomuzu izleyelim. Merhaba arkadaşlar, ben Merve. Bugün sizlerle yeni bir video için bir aradayız. Kanalımda hayatımdan kesitleri paylaşarak birlikte güzel vakit geçireceğimiz videolar çekiyorum. Umarım siz de keyif alırsınız ve benimle birlikte eğlenirsiniz. Bu yollardan ilerleyerek arkadaşlar siz de bu şekilde avatarınızı yapabilirsiniz. Bu arada daha önceki kullandığımız platforma bakalım. Şunu, avatarı canlandırdığımız platforma bir daha bakayım. Evet, burada bize kredi veriliyor. 16 kredimiz kalmış. Yani bu videolardan birkaç tane yapabilirsiniz. Bu da güzel. Bitince de en kötü ihtimalle başka bir hesap açıp tekrar üyelik alırsınız. Evet, anlatacaklarım bu kadar. Serdar Sezer Official adresi Instagram hesabımı etiketleyebilirsiniz. Etiketlerseniz arkadaşlar beğendiğim çalışmaları da story'mden paylaşacağım. Böyle bir beraber bir şeyler yapmış olalım. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı ve zile dokunarak tüm bildirimleri açmayı ihmal etmeyin.